Herkese selam. Daha önce marka bilgisayar mı, toplama bilgisayar mı diye iki tane ayrı video hazırlamıştık. Ama buna rağmen o videoların altına gelen yorumlarda görüyorum. Maalesef marka bilgisayar dediğimiz zaman bunu demekle büyük markaların güncel ve gerçek oyuncu bileşenlerinden oluşan bilgisayarlarını kastettiğimizi zanneden arkadaşlarımız oluyor. O yüzden bu videoda toplama bilgisayarlarla karşılaştırma yapmadan marka bilgisayar alacak arkadaşlara bu bilgisayarları alırken Nelere dikkat etmeleri gerektiğini söyleyeceğiz. Bizi takip eden arkadaşlar zaten bir bilgisayar alırken marka olsun toplam olsun fark etmez. Hangi parçaları seçmeleri gerektiğini az çok biliyorlar. Bilmeyenler de videoları izleyerek öğreniyorlar. Ama ne bizi izleyen ne de bilgisayar alırken hangi parçayı alması gerektiğini bilmeyen de çok fazla insan var. E tabi bilmek zorunda da değiller elbette. Fakat bu yüzden marka bilgisayar alırken çoğunlukla çöp diyebileceğimiz bilgisayarlara para verip maalesef kazıklanıyorlar ve bu da üzücü bir durum oluyor. O yüzden bu video inşallah marka bilgisayar almak isteyenlere ve diğer videolarımızı takip etmeyenlere yardımcı olabilir. Kendilerinin bu videoya denk gelmesini umuyoruz. Bir defa şunu net bir şekilde tekrar belirtelim. İçinde güncel, gerçek oyuncu bileşenleri olan marka bilgisayarlar zaten bu dediğimiz konunun dışındalar. Bizim marka bilgisayardan bahsetmemizi MSI'nin Aegis modellerinden falan bahsediyoruz diye algılayan adam var. Ya onun incelemesini zaten biz yaptık. Biz başka şeylerden bahsediyoruz. Bahsettiğimiz piyasada hala da 7-8 yıllık işlemcileri saçma sapan anakartlarla güç kaynaklarıyla birlikte oyuncu bilgisayarı adı altında satmaya çalışanlar ya da güncel gözüken giriş sınıfının da giriş sınıfı bileşenleri sisteme ekleyip her oyunu oynarsınız diye insanlara satanlar. E zaten o 7-8 yıllık işlemcileri satanlarla ilgili iki tane rehber yaptık. Artık o konuya değinmeden güncel bileşenlerle marka bilgisayar satışı yapanların bazılarına değineceğiz. O yüzden bilgisayar alma konusunda hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar mutlaka bu videoyu sonuna kadar izlesinler. Marka bilgisayar alırken mağazada size bilgisayarı tanıtan kişiye soracağınız her soruya alacağınız cevaplar otomatik olarak olumlu olacaktır. E bu zaten pazardan sebze meyve alırken ıspanak satan adama işte ıspanak güzel mi demek ya da elma satan adama elmalar iyi değil mi demekle eşdeğer bir durum. Burada satış yapan kişi haklı olarak size olumsuz hiçbir şey söylemez. Çünkü adamın işi o. O yüzden onu eleştireceğimiz hiçbir durum yok. Onun görevi onu satmak. Burada sizin durumun bilincinde olmanız gerekiyor. Şimdi söyleyeceklerimizin hepsi zaten oyun bilgisayarları için geçerli olacak onu söyleyeyim muhasebe hesabı tutmak işte şu bu vesaire amaçlı alınan bilgisayarlar için geçerli de değil. Biz oyun bilgisayarı üzerinden konuşuyoruz. Oyun bilgisayarı müşterisini de bilinçlendirmek istiyoruz. Oyun amaçlı bilgisayar alacaksanız her zaman söylediğimiz gibi birinci önceliğiniz ekran kartı olmalı. Sistemdeki ekran kartı ne kadar iyi ise oynadığınız oyunun kalitesi de o kadar iyi olacak. Bu yüzden güncel olarak tavsiyem en az en minimum kart olarak GTX 1050 veya RX 560'dan aşağı ekran kartlı bir sistem almamanız yönünde olur. Hala GT 730 ekran kartını güçlü işlemcili sisteme ekleyip satanlar var. Siz güçlü işlemci için ödediğiniz parayla iyi oyun oynayacağınızı sanarken aslında boşa para verdiğinizin maalesef farkında olmuyorsunuz. İkincisi güç kaynağı birçok marka bilgisayarda güç kaynağının ne olduğu kaç watt olduğu söylenmiyor bile. Bu yüzden çok canı yanan arkadaşlar oldu. Aldıkları bilgisayarın bu bahsettiğimiz GT 730 gibi olan ekran kartları doğal olarak bir süre sonra yeterli gelmiyor. Yeni ekran kartı arayışına giriyorlar ve görüyorlar ki sistemde olan güç kaynağı yeni ekran kartlarını çalıştırmak için yeterli değil. O yüzden alacağınız bilgisayarın güç kaynağını mutlaka öğrenin. GTX 1050 gibi bir kart için 400-450W güç kaynağı yeterli ama ileride ekran kartı değişikliği yapacaksanız veya daha yüksek güç tüketen bir karta geçecekseniz bu limitte olan güç kaynağı mutlaka sorun yaratacaktır. Yani kısaca özetlemek gerekirse aldığınız bilgisayarın güç kaynağının en düşük 500 watt olmasını tavsiye ederim. Buna mutlaka dikkat edin. Üçüncüsü RAM. Bugün çoğunluk 8 GB RAM satıyor. ve Günümüz için günü kurtaran bir RAM miktarı. Ama hala daha 4 GB RAM'li marka bilgisayarlar görüyorum. 4 GB RAM kesinlikle oyun oynamak için artık yeterli değil. Ekran kartınız ne kadar iyi olursa olsun, işlemciniz ne kadar iyi olursa olsun 4 GB sistem RAM'i limitine mutlaka takılırsınız ve tüm güncel oyunlarda da problem yaşarsınız. O yüzden alacağınız marka bilgisayarın RAM miktarına en az 8 GB olmasına dikkat edin. Dördüncüsü işlemci ve anakart alacağınız marka bilgisayarın işlemcisinin 8. nesil işlemci olması size gelecek açısından da faydalı olur. Pentium G5400 altında bir işlemciyi artık bu saatten sonra almayın. Yani marka bilgisayarlarda böyle Celeron işlemci bilgisayarlar var onları kastediyorum. Asla bunları tavsiye etmiyorum. Anakart olarak şunu söyleyebilirim. Overclock olmayan bir işlemci satın alacaksınız büyük ihtimalle. Ve buna uygun olarak da H310, B360 falan gibi bir anakart olacak alacağınız bilgisayarda. En azından 4 RAM slotu varsa üzerinde bu sizin için güzel bir artı olur. Hard disk ve kasa olarak çok bir şey söyleyemiyorum çünkü bunlar zaten standart olarak geliyor. Aslında diğer bahsettiklerimiz bile standart olarak bizim tavsiye etmediğimiz şekilde geliyor. Fakat en azından hangi özellikteki sistemi neden almamanız gerektiğini bilerek satıcının karşısında olmak sizi en doğru sonuca ulaştıracaktır. Dediğimiz gibi alınacak bilgisayar oyun amaçlı alınacaksa biz oyun oynamak için gerekli olan tüm bileşenlerin minimum neler olması gerektiğini söyledik. Bu söylediklerimizin altında özelliklere sahip bir sisteme vereceğiniz para sizi mutsuz edecektir. Çünkü bugün size ucuz gelen ve bu yüzden aldığınız sistemin aslında neden ucuz olduğunu düşünmemek bir süre sonra sizi misliyle masraf yapmak zorunda bırakacak. Az önce söylediğimiz yetersiz güç kaynağı ekran kartı örneğinde olduğu gibi bu hatayı göz göre göre yapmayın derim. Mutlaka marka bilgisayar almak istiyorsanız ve alacağınız bu bilgisayar oyun amaçlı olacaksa bu dediklerimize kulak vermeniz sizin yararınıza olur. Her zaman dediğimiz gibi biz tavsiyeyi veririz. Uyan uyar, uymayan uymaz. Herkesin kendi parası, kendi tercihi. Ama alacağınız şeyi ne aldığınızın farkında olarak almakla farkında olmadan almak arasında da dağlar kadar fark var. İşte biz o farkındalığı yaratabiliyorsak ne mutlu bize. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.